Anacığımın yanına geldim. Onunla da çekileyim dedim. Nasılsın yavrum? İyisin. İyiyim. Çok şükür Allah'a emanet olalım hepimiz. Allah'a şükür korusun. Olsun yarabbim. Bugünümüze binlerce kez şükürler Amin. Olsun. Çok şükür. İyi ki var anacığım da sağ olsun. Gelip gidiyor işte yanına. Nasılsınız? Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Anacığım. İnşallah iyidirsiniz. Allah çoluğunuzu çocuğunuzu size bağışlasın. Kocanızı size bağışlasın. Evinize bakın da güle güle oturun. İnşallah. Hepsi. İnşallah öyle. Biz konuşuyoruz ama beğeniyor musunuz? Onu da bilemiyorum. Yok, beğeniyorlar yavrum. Seni çok her şekilde seni beğeniyorlar. Bana bazen kızıyorlar. Neden yavrum diyorsun? Ama bildim hep öyleyiz ki biz ya. Hep alışkan. Şimdi değişemem ki. Bana yapmacık geliyor yani. Çağırırken anne diye tabii kapıda anne yavrum diye çağırmıyorum. Ama yanındayken o dil alışkanlığı. Şimdi ben şimdi sahtekarlık mı yapayım? Ben yalan mı söyleyeyim? Bir laf var demişler yalan mı söyleyeyim? Ben buyum. Gelir. Yani elimde olacak bir şey değil. Bu zorla hani değişmiyor. Bana yapmacıklık geliyor. Hani bir kişiye canım cicim derken bile böyle yapmacıklığım hiçbir zaman olmaz. Hayır bebeğim öbür tarafa. Kendi tarafına geç. Kendi tarafına geç. Resmini gösterecekmiş çocuğum. Ha. Doğum gününde yaptırmıştım kızıma. Bir doğum günü de böyleydi. Yukarı kaldırdın, çok yukarı kaldırdın. Ha şöyle. Evet, çok güzeldi kızım benim. Hala güzel, hala güzel. Evet. Böyle işte anacığımla dedim en azından videolarımızı bayağıdır da çekmedik biliyorsunuz. Dedim videomuzu çekelim. Tamam kalk buradan. Uyatmıyor. Evimize götüreceksin onu. Evinde kendi odana. Kendi odana sarsın tamam mı aşkım? Evet. Burada elektrik çakar baba. Baksana küçücük yine bir şey var. Bak küçücük yine bir kızım var orada. Kaç yaşındaymışsın orada? Bir bakabilir miyim? Bakayım. Aç bakayım. Kaç yaşındaymışsın? Evet. Benim Elif'im 3 yaşındaymış orada. Daha 3 yaşındaymışsın aşkım ben onu yaptırdığımda. Ama düzgün olsun. Bak üzerine basma. Yırtılır aşkım. Öyle işte. Çocuk heves etmiş. Bulmuş doğum günü. Ben de bir şarkı söyleyeyim. Söyle. Ama anneannen konuşuyordu önce. Aman. Tamam söyle. Sen de söyle. Yavr. Bana bugün diyor ki ben şarkı besteliyorum. Sırf senin arkadaşların için diyor yani. Teyzeler ablalar için diyor. Şarkı besteliyorum ben diyor. İki kızlar üç müre gittiler de ben de melek diyeyim çağırayım. Senin gibi sarı çatı. Doğru bir arkadaşım. Sibel'e görmüştürsün. Dedim ki ben de melek yok mu dedim. Yok teyze yok dedi. Alt bankaya gittik geldik. Neyse ki kredi işimizi hallettik. Çok şükürler olsun. Yani neyse yine açıklamalarım olacak zaten. Sorular yine sorulmuş hani. Soru değil de yorumlardan dolayı anlatacağım. Kötü bir yorum olarak da değil yine değerlendirelim. Anne şarkım söylüyordu. Yani yorum olarak hani. Anne şarkım söylüyordu. Tamam aşkım. Tamam aşkım. Çok uzun. Tamam. Tamam. Teşekkür edelim. Sana çok çok teşekkür ederim. Şarkı uydurdum kendim uydurdum. Tamam teşekkür ederim. Emine sen çorbalarını götürürsün gelirsin. Emine'm de şarkı okuyacağım. Allah emanet olun. Allah sizi Kendime korusun. Cebleriniz para dolsun. Bereketler Aha. olsun. Rabbi Allah kadadan, beladan, çaresi azim dettiren korusun. Çoluğun çocuğun hepsini demin cümlemde. Amin. Amin. İçine Hayır. sok kaşığı. Allah razı olsun yavrum. İyi ki Allah senin başınıza eksik edemezsin. Allah'a emanet olun. Allah sizi korusun. Amin. Evet. Terk etmek ne kadar kolay. Sen kolay olanı seçtin. Önce benden, sonra senden. Sonra aşkımızdan geçtim, aşkımızdan. Yıkılası demem sana, sana, sana. Yıkılma ki ölmeyesin. Neler çeker insan neler neler. Bir düş ki sen de göresin. Her sevgiye bina ettim, gençliğime eyvah dedim. Bilmem ki ne günah ettim, gülemem, gülemem, gülemem ben. Yalan dünyada, Tanrım sonsuz,
sevgi versin. Kalbim tapar gibi sevsin. Dilerim benden fazla sev. Bilgi senden gülmeyesin, gülmeyesin. Yıkılası demem sana, sana, sana. Yıkılma ki ölmeyesin. Neler çeker insan, neler neler. Bir düş ki sen de göresin. Her sevgiye binah ettim, geçtiğime eyvah dedim. Bilmem ki ne günah ettim, gülemem, gülemem, gülemem ben. Yalan dünyada. Ağzına sağlık Eminem. Herkesi çok seviyorum, selamlar diliyorum. Kendilerine iyi baksın, Allah'a ısmarladık. Kendine iyi bakın, güle güle gidin. Kalın. Evet arkadaşlar, annemlerle de videomu yaptım. Eve geldim, buradan dedim yine açık şeylerimi söyleyeyim. Kimi merak etmiş, hani para hesabı yapıyordun da nasıl gittin? Oralarda tatil nasıl çıktın? İşte tura nasıl çıkıyorsun gibisinden. Şöyle anlatayım. Yalan, hiçbir zaman borcum olmadı. Kimseye olmadı kesinlikle. 1,5 milyara eski parayla biz tura çıkıyoruz zaten. Orada artık kim ne yerse. Ben de böyle açılan bir insan olmadığım için hani sigaram yok. Ekstra bir harcamalarım olmuyor. Hiçbir giderim yok. Sadece içersem çayımı içerim. Ha, yemek de yersem arkadaşlar da bilirler beni, böyle bir açılarak yemem. Fiyatlarını çok iyi kontrol ederek, kendimi aşmadan en fazla orada diyelim ki 60'lık 70'lik kadar bir şeyler diyelim bir yerde yendiyse, onun üstüne çıkıp diyor 200'lük burada ne bulursam yiyip içeyim de ben geleyim hesabı yapmam. Bilirler yani ne kadar idareli olduğumu. Onunla beraber en fazla size geliyor işte 2'ye varmıyor. Yani gezdik, turladık, geldik. Ha de ki para bu beni zaten kurtarmıyordu. Bana 50 lazımdı. Neyse ki bankadan 30'unu 35'ini bulduk. Bulduk, hani aracı kurtarmamız için dedim ya. Onu bulduk. Şimdi 40'ını tamamladık. Bir 10 kaldı. Onu da gelecek aya inşallah diye attık. O işten de rahatladım, kurtuldum. Allah'ıma şükürler olsun. Onu da hallettik. Özgür halletti hatta o işi de. Beraber hallettik açıkçası. Tanış işiyle beraber alabildik o krediyi. Onunla bugün bayağı bir dışarıya gide gele gide gele başım döndü. Öyle anlatayım ben size. Kesinlikle başım döndü. Çok fazlasıyla çıktım. Bankaydı işte, işlemler bitmiyor. Oradan oraya iki bank arasında kaldım. Ekstranızı istiyorlar, neler geldi işte, gideriniz geliriniz. Hepsini tek tek kontrol ediyorlar. Biliyorsunuz kolay verilmiyor yani. Bir de ekstradan benim gibi bir krediniz daha varsa bu işte hiç kolay olmuyor. Neyse ki halloldu. Halloldu, hallettik yani, şükürler olsun. Şey diyecektim bu arada, ay evet, biz şeydeyken bu, ne diyeyim size, Bolu'ya gittiğimizde evet deprem oldu. Oldu hatta uyurken otelde, nasıl diyeyim size, yatak gitti geldi. Uyandım yani, bunu bana Allah hissettirdi yine. De ki ama panikledin mi? Yok, artçı depremleri biliyorum çünkü bu 99 depremindeki 17 Ağustos'ta falan ben zaten 7.3'ü yaşamışım. Bunlar bana daha şey geliyor yani, daha hafif bir deprem. Çünkü ayağımı yere koyamamıştım. İlk gittiğim gece İstanbul'a yaşamam gerekiyordu. Bu belli ki Allah tarafından. O zaman ablam İstanbul'daydı. Onun yanına gitmiştim. Orada bunu bana hissettirdi zaten. Öyle bir ki o hissettirme diyemem zaten. Ayağınızı yere koyamıyorsunuz. Beşik gibi sallanıyor yani evin içi. Her şey cangır 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 inmedi iyi aşağı ama her taraf sallandı, ayak koyulmuyor diyorum. Uyandık, nasıl olduk gecenin yarısında zaten. Üçte mi ne olmuştu herhalde. Onu bildiğim için o bana çok şey yapmadı. Tabii korkmadım mı? Deprem bir daha değil mi? Acaba Allah'ım sen koru ya Rabbim. Yola girdik ama aklımda tabii ki olmadı değil yani. Büyüğünü yaşayınca insan şey oluyorsun. Tabii tedirginlik oluyor yani. Acaba yine bir sarsıntı yaşar mıyız? Ama diyorum ya çok sürmedi. Çok az. Üç yatak yan yanaydı. Üç yatağında o aradan düşünebiliyor musunuz? O yatağı öyle bir salladı ki. Salladı yani, hissettirdi bana. Böyle bir hissettim. Allah'tan avize falan yok. Ses çok çıkmıyor otel olduğu için. Bir gece kaldık zaten diyorum ya. Dedim ki kendi kendime sabah neyse ki gidiyorsun.
Allah'ım dedim yani, ama yaşayacaksan nereye gidersen git bunun kaçışı yok yani. Bak Giresun'dan geldim oraya. Orada bir artçı depremi yaşadık zaten. Diyorum ya, panik yapan kimse yoktu ama kapıya çıkan da yoktu. Belli bir süre devam ediyor biliyorsunuz bu depremler olunca. Yaşayan bilir, artçı depremler devam ediyor. Hemen bitmiyor. 5 şiddetine kadar da çıkabiliyor. Bazı 6'ya çıktı mı hiç sanmıyorum. Şu anda bilemiyorum da tam o konuda bir şey diyemiyorum. 4 nokta küsürdü herhalde o günkü depremde. Cumartesi akşamı biz onu yaşadık. Pazar günü evet öyle yazıyordu. Dedim kendi kendime, oy maşallah dedim yani. Ama panik yok kimsede çünkü alışmışlar. Bu belli. Allah kimseyi bu duruma alıştırmasın da mecbur yaşıyorsan oralarda. Evet çok soğuktu, aşırı soğuktu. Bizim buranın soğuğu, orada baktım ki orası, burası hiçbir şeymiş. Bunu gördüm. Şimdi bak bu ayda ben böyle gömlekle, oduncu gömlekle gezebildim yani. Üzerimde bir mont. Ama orada böyle gezme ihtimalim yok tabii ki. Kazakları giriniyorsun, faydası yok. Montun kalın üstümde zaten hiç faydası yok. Yüzümü gözümü dondurdu resmen. Dedim hani gezemiyorum. Ben 5'te otele kaçtım zaten. Direkt otele. Kızlar gezelim dediler. Giden oldu. Ama ben gezmeyi boş verdim. Direkt yatağa girdim. Orada da şeyleri açmamışlar. Doğalgaz falan ne yakıyorlarsa. Belli ki o kış bölümüne tam geçilmemiş. Dışarılar yanıyor. Odaları açmamışlar. Biraz titredim tabii. Titremedim değilim ama geçti. Allah'ıma şükürler olsun. Hemen elim ayağım baktım ısındı. Ayaklarıma su girdi. Şeye de çıktık biz. O 7 göllere çıkacaktık oysa ki. Ama yol kapalıymış. Kapalı olduğu için jandarma bizi geri çevirdi. Orayı görmemiz imkanı yoktu. Karlarda aslında resim çektirdim. Görüntüm de vardı da pek hoşuma gitmedi. Sonra o görüntüyü sildim ben. Ama resimlerim var. Belki buna birkaç tanesini atarım. Güzeldi. Karlar. Ayağıma tabii su girmişti. Kar botu var ama kar botunun tabii ucuz olunca öyle oluyormuş dedim. Su girdi. Onu da kurutmaya çalıştım. Bayağı bir onunla da uğraştım. Çünkü ben bir tek botla gitmiştim. Ekstra yanıma hiçbir şey almamıştım. Neyse ki ama her şeye rağmen güzel bir geziydi. Çünkü arkadaşlarla bir aradaydık. Bir gün de olsa bu güzeldi. Yani tabii yorucu olmuyor desem yalan olur. Gidip geliyorsunuz ama güzel. Ama Gölcük'ü görünce daha bir başka oldu benim için. Bayağı bir güzeldi yani. Çok da hoşuma gitti. Abant da güzeldi şimdi. Orada da yine gölleri hepsini gezdik zaten ne varsa. Hepsini dolaştık. Güzeldi yani. Artık ne diyelim ama iyi bir gecemiz geçti diyeyim arkadaşlarla hep beraber. Arabanın içinde zaten muhabbet oluyor. Bunu hani bunun için bile gidersiniz. O arabanın içindeki muhabbet için bile gidebilirsiniz kesinlikle. Arkadaşlarınız için hep bildiğiniz yüzler, bildiğiniz insanlar, yabancı yok yanınızda. Birkaç arkadaşla tanıştık tabii ki. Görmediğim insanlar da vardı ama hepsi nezih insanlar yani. Kalite gayet iyiydi. Güzel, uyumumuz harikaydı. Hemen kaynaşabildik yani ortamda. Yaş da önemli değil. Yaşlar da küçük olan da vardı tabii ki aramızda fazlasıyla. Ama hepsinin de uyumu çok güzeldi. Bayağı güzel anlaştık. Şimdi her tura da gidilmiyor yani. Şimdi herkesle yanınızda bir arkadaşınız bir şeyiniz olacak. En azından bir şeyleri paylaşabileceğiniz. Bizim hepsi şey olunca hiç sorun kalmıyor. Araç zaten arkadaşımın eşi kullandı. Diyorum ya çok para ödememizin sebebi bu. Onlar ayarladığı için. Kendileri biz özel turlara çıkmıyoruz. Kendileri ayarlıyor. Araç zaten belirli var. Onun için çok para ödememize gerek kalmıyor. Ekstradan çok çıkmıyor yani. Yoksa gidilmez. Kesinlikle gidilmez. O kadar diyelim ki 5.000'ler 6.000'ler kadar ödesem ben hayatta yapamam. En fazla 1.800 ödedik. Bu Mardin biliyorsunuz Urfa Mardin şeyinde. Hem de 2 gece kaldık. En fazla ödenen buydu yani. Fazla bir şey bizde olmuyor o ekstralardan. Dediğim gibi arada da değişiklik gerekiyor ya. Allah razı olsun. Ben bu ekstralarımı nereden düzenliyorum? YouTube'dan işte yine iyi kötü 3-4-5 de alsam bu benim için sorun olmuyor. Ha de ki üstüne çıkabiliyor musun? İnşallah izlenirsem çıkacağım diye umut ediyorum. Daha da fazla olacak diye umut ediyorum inşallah. Ama bugünüme de şükürler olsun. Sizin sayenizde de yine 2 tur atıp gelebiliyorum yani. Çünkü iş yerinden dolayı çok zor. Oradan artırıp da şuraya giderim buraya giderim hesabı yapamıyorsun. En azından o YouTube'dan da olsa bir şeyler yapabiliyorum yani. İyi kötü diyorum ya 1,5-2'ye kadar çıkarım da bunun üstüne biraz zor çıkarım. Onu ödeyemem gibi geliyor. Ama bir şekilde bana yetiyor ya. Bayağı bir değişiklik oldu. Benim için çok iyi geçti. Biraz tabii hasta olanlar çok oldu. Havanın soğukluğu çarpan zaten rahatsızlardı.
araca girdiklerinde, bir de o kar ortamında da resim çektireceğiz diyerek herkes coştu. Karlara yatmalar, oturmalar. Ben bunu yapmadım tabii, yapamadım çünkü korktuğumdan. Seni ben İstanbul'a inşallah, bir aksilik olmazsa görümcenin yanına gidebilirsem inşallah onun yanına düşünüyoruz. Hem dediğim gibi kızımı doktora götürmek istiyorum. Bu zayıflığı hakkında falan bilgi almak istiyorum. Çok aşırı şey. En azından belki bize bir önereceği bir şeyler olur. Daha iyi. İnşallah bakılır diye umut ediyorum yani. Hem değişiklik olur. O da gezmedi çünkü. Bayağı da hiçbir yere götürmedik. Yazı beklersek, yazın da işim işe başlayacak. Şimdi boşlukta şu anda. Boşta yani. En azından izinle çalışmıyor. Ben çalışmazken git diyor. Yazın izin alamıyor. Çok zor. Bu sefer birimizden biri o işlerini beklemek zorunda. Yazın tabii ki diyorum ya, bizim keşke olsaydı da tabii ki mümkün olsa ikimiz beraber çıkabilseydik. Benim iş yeri bağlıyor. Ne yapalım artık? Orasız da olur mu? Olmuyor, ekmek teknemiz. Gelir olacak ki bir şekilde biz de işlem bir şeyleri çevirebilirim. Ödemeler, kartlardı, kredilerdi derken bayağı bir var yani, yok değil. Ha, buna takıp da düşünürsem zaten düşünün yaşamayı ama takılmamaya gayret gösteriyorum. Yani hayat bu değil. Bu kadar fazla ince inceye girersem diyorum kendimce, bunun altından çıkamam. Şükrediyorum. Sadece Allah'ım diyorum. Sen bana bir şekilde yine yardımcı olursun. Yeter ki demişler içini temiz tut sen. Allah sana veriyor. Veriyor yani. Hangimizi kul insanı hiçbir zaman daraltamıyor. Kesinlikle daraltamıyor. Allah'ım sana yol açsın. Açıyor da yani. Ne zaman diyorum yerim dara düşse, bekle diyor, ben sana yardımcı olacağım. Ve oldu da. Bugün de oldu yine. Allah razı olsun. Binlerce kız Allah'ım ya Rabbim. Şükürler olsun. Şükürler olsun ki bugün o para işimizi de çözdü. Yani bayağıdır sıkıntıdaydık. Yoksa bir şekilde aracı satacaktı. Şu anda satmak istemiyor. Biraz daha değerlensin istiyor. Çünkü öyle satarız diyor en azından. Araç da diyor ya, gece gündüz işte hastalığın sökeliğin olur diyerek hep böyle bir şeydeyiz yani. Çok yüksek bir şeyde değil. Doğan zaten. En azından diyoruz aldığımız şeyi kurtarırız. Üzerine de biraz da katkısı olur bize. Böyle bir satış yapalım. Ödemelerde de iyi olur diyerek bekletiyoruz. Biraz daha bekletiyoruz aracı. Bakalım. Diyorum ama işimiz de görüyor yani. Bir şey olsa gidip hemen alıp geliyor. Diyelim hani uzakta da olsa bizi götürebiliyor. Acil bir işim olsa Allah razı olsun koşuyor geliyor. Onu da halledebiliyor. Annemin falan biliyorsunuz. Hep onu düşünerek zaten her şeyi. Aracı alırken de öyle düşünmüştü. Hep annemi düşünerek. Gece gündüz ihtiyaç duyuyorsunuz. Şuradan şuraya taksi bile bir sürü paraya gidiyor sizinle. En azından dedik yani bizim de işimize yarar. Bir yerlere gidip gelebiliriz dedik. İki gezdirdik en azından. Yazın annemi iki turlatabildik. Araçsız biliyorsunuz yürüyemiyor. Her yere en ufak bir yerde taksi gerekecek. Mecbur onunla geziyor tozuyor işte. Az yaz gelsin inşallah Allah'ım o günleri göstersin. Aziz Allah Celle Şanı ezan da okunuyor. En azından annemi gezdiririz. Biraz daha onun için de çok iyi olacak. Bizim için de olacak. Allah ona sağlıklı uzun ömürler versin. Böyle işte bir çılgınlık yaptık. Gittik geldik. Bugünlerde işte bu işimi de hallettim. Azıcık da olsa bir nebze rahatladım. Kesinlikle rahatladım. Allah'ıma şükürler olsun ya Rabbime. İşte eve geldim. Şimdi işlerim var yine. Evde de büyük bir işim var. Temizlik yarın evdeyim. Allah izin verirse. Yarın yine temizlik yapılacak. Şu anda işte saat daha kaçtır? 5'i geçiyordur herhalde. Yemek falan yapacağım. Özgür gelene kadar saat 7-8 olur. 8'de geçebilir dedi bugün. İşleri var. Ekstra iş alacak. Akşam falan herhalde bakacakmış. Bir yerde bakacak. Gelecek oraya. Tadilat falan olan yer varmış. Ondan sonra cuma dedi ben gelirim. Ben de hazırlarım dedim. O ana kadar yetişir gelir. Böyle arkadaşlar. Ben gerçekten sizlere Allah razı olsun diyorum. Her zaman diyorum. Bunu size de hiçbir zaman söylememezlik yapmadım. Abantın ben çok az çekmişim. Evet. Yine her zamanki gibi. Resim çektirmekten. İşte arkadaşlarla muhabbet istedim ki her dakika tabii kızlarlasınız. Yanınızda arkadaşlar var. Her dakikada elimde bir şey olmuyor. Çekebildiğim kadar çektim. Çok da fazla dediğim gibi gezmedik. Gezdiğimiz yerler hep gördü. Dedim ki belki sıkılırlar. Sürekli aynı yerleri gösteriyorsun gibi, o tekrar gibi olmasın dedim. Fazla da şey yapmadım. Bugün de böyle bir videom olsun. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Bakalım belki şarkı da söylerim birazdan, belli olmaz bana. Eklerim, hepsini bir atarım sizlere.
Anacığım da zaten 2 gündür soruyor, bizi çekmeyecek misin? Dedim anne çekeceğim, tabii ki çekeceğim. Dün akşam bantı attığım için bu akşam dedim hepinizi bir çekip atacağım dedim. Öyle işte. Sizler dediğim gibi iyi ki varsınız. İyi ki yanımızdasınız. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Çok öpüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Bu arada bu akşam aslında konservatuara gidecektim. Belediye konservatuarına. Belki tabii ki haberlerde duymuştursunuz. Giresun'da şehidimiz vardı. İptal oldu ders. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Esbiye'den şehidimiz vardı. Dün akşam toprağa koyuldu. Dediğim gibi nur içinde yatsın. Ya Rabbim anacığına sabırlar versin. Ailesine sabır versin. Kolay değil evladı. Anlatıyorlardı hatta giden olmuş da ağıtlar dedi öyle bir Allah'ım gösterme dedim. Ya Rabbim tabii ki bir şehit annesi olmak çok güzel bir gurur ama tabii evlat. Evlat kesinlikle. Allah'ım kimseye de böyle bir acı yaşatmasın. Hiç kimseye yaşatmasın. Dün onunla işte dün akşam onu toprağa koydular. Ders iptal oldu evet. Artık bir daha haftaya kaldı. Gidebilirsem Allah nasip ederse. Belediye Konservatuarı bu sene konserlere katılmak istiyorum. En azından bir solo okumak istiyorum inşallah. Dediğim gibi her şey kısmet arkadaşlar. Şarkı söyleyecektim vazgeçtim. Sizleri dediğim gibi tekrar çok seviyorum. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.